İsterseniz başlayalım. Arkadaşlarımız gayet güzel katıldılar. Şu an sayımız artıyor hala ama çok da vakit kaybetmeye gerek yok sanırım. Zaten bu kayıtlarımızı yine blog sayfamıza koyacağız. Başlamadan isterseniz öncelikle onu göstereyim. Nereden izleyeceğiz, kayıtlarımızı nereden tekrar ulaşabileceğiz? blog.tekyaz.com adresine girdiğinizde Soretiken bölümüne gelirseniz her hafta webinarımız sonrasında buraya kayıtlarımızı yüklüyoruz. Aynı zamanda geçen hafta 3.80 birinci parçamızı anlatmıştık. İlk bölümünü anlatmıştık 3.80 modüllerinin. Bu kısımda kendi dosyası için tıklayın diye bir linkimiz var. Daha önce indiremeyenler vardı. Bununla ilgili mailler de geldi bana. Sonrasında genel bir drive'a yükledim. Farklı bir link oluşturdum. Muhtemelen şu an çok rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Daha önceki dediğim gibi Microsoft hesabında olduğu için muhtemelen indirememiş olabilirsiniz. Microsoft hesabı olmayanlar için en azından. Ama şu an normal Google'ın Drive'ından çok rahat bir şekilde indirebiliyor olacaksınız. Bu haftaki webinarın kayıtlarını da yine oraya yükleyeceğim. Şimdi bugün bu parça üzerinden birazcık devam edelim, anlatalım. Kaba operasyonla yine başlayacağım. Geçtiğimiz hafta HM kaba operasyonu, kontrol kaba operasyonu, kaba operasyonuna göz atmıştık. Bu hafta da onlardan yine gideceğim. Birkaç şey göstereceğim içerisinde. Özellikle özel stok yazdığımızda nasıl bir takım yolu çıkacak karşımıza ya da bunu nasıl düzelteceğiz? Ona bir göz atalım. Parti içerisinde alan standart bir stokumuz var, bir prizmamız var. Gösterdiğerek şöyle göstereyim. Böyle bir stok içerisinden kaba olarak boşaltacağız. Bir mouse'un kalıbı gibi düşünebiliriz bu parçayı. Öncelikle Soretiken işlem menüsünde HSR'ye gelerek HM kaba operasyonunu seçiyorum. Kontür kaba da seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış bu durum. Bu kısımda bir şey değiştirmeden takım bölümüne gelip bir takım belirleyelim. 16'lık parmak freze olsun. İşleme sınırlarımız otomatik olabilir. Göster dediğimizde buradaki alanın içerisinde çalışmak istiyoruz. Özel alan tanımlamayı birazdan da göreceğiz. Bu arada finish tarafında özellikle. Burada da bir şey değiştirmiyorum. Fasolar kısmında finish'e bırakacağınız payı belirleyebilirsiniz. Arkasından faso miktarınızı belirlersiniz. Sabit ve düz alanlar olarak değiştiriyorum. Z üst seviyesine nereden başlayacaksınız? Nereye kadar işleyeceksiniz? Ben bunu sıfır yapayım. Şu an parça üst seviyesini direkt olarak görüyor. Bağlantılar kısmında da konvensiyonel kes, eş yönü, çift yönü kes şeklinde seçiminizi yaparak direkt hesapla diyebilirsiniz. Tabi dilerseniz giriş kısmına müdahale etme şansınız var. Helis girdik ki rampa giriş şeklinde. Bunlara çok müdahale etmemiştik hatırlarsınız. Menülerde çok fazla detaya girmenize gerek yok demiştik geçtiğimiz hafta. Sadece programın ihtiyacı olan bilgileri girmemiz yeterli. Takım gibi, işlem alanı gibi, finish'e bırakacağımız pay, paso, Z seviyelerimiz bunları girmek yeterli. Bunun dışında çok fazla ayara müdahale etmeye gerek kalmıyor açıkçası. Tabi dilerseniz müdahale edebilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi dışarıdan girebileceği alanlarda dışarıdan giriş yapıyor. Ancak mouse'u oluşturan iç kısımda ise helisel giriş seçeneğini otomatik olarak seçiyor. Dolayısıyla bize çok fazla bir şey bırakmıyor menüde. Menüler arasında geçiş yaparak nasıl bir takım yolu çıkartacağını diğer menülerinde görebilirsiniz. Çok fazla detaya girmemize gerek yok demiştik. Şimdi şöyle bakalım. Bir katı simülasyonumuzu izleyelim. Hatta öncesinde parçamızı yandan bir gösterelim şu şekilde. Stoğumuz parçayı kapsayan bir prizma olduğu için tam üst seviyeden aşağıya kadar bir takım yolu oluşturdu. Katı simülasyonumuza da bakacak olursak hemen şöyle izometrik yapalım. Nasıl olayım? Tabii parça üzerinde kaba işlemeden dolayı bir takım merdiven basamakları diyelim, talaş kalan bölgeler olacaktır. Bunun için de farklı bir operasyon, ara kaba operasyonu uygulayacağız. Öncesinde şunu göstermek istiyorum bu kısımda. Stoğunuz her zaman bu şekilde bir prizma olmayabilir. Özel kesilmiş bir stok olabilir veya model ile uğraşıyorsanız kendi oluşturduğunuz bir stok model olabilir.
Kısacası şuna benzer bir modelle çalışma ihtimali de ona göre karşısına çıkabilir. Hani böyle kesilmiş plazmada, lazerde kesilmiş bir parça olduğunu düşünelim. Ve bunun üzerinden storm'unuzu işlemek istiyorsunuz, parçanızı işlemek istiyorsunuz. Şimdi takım yılımıza baktığımızda şu şekilde. Aslında bizim üst bölümde Z seviyesinin şu kısmında herhangi bir talaşımız yok. Ancak program burada şu an boşta dolanıyor gibi düşünebiliriz. Bunun nedeni standart kaba operasyonlarında eğer herhangi bir şey söylemezseniz programa sizin seçmiş olduğunuz işleme sınırlarını Z seviyesinden başlayarak katı modele görene kadar işlemeye çalışıyor. Mantık olarak böyle ilerliyor. Burada dilerseniz direkt olarak ara kaba ile başlayabilirsiniz. Ya da şunu söyleyebilirsiniz. Öncelikle stoğumuzu bir tanıtalım. Stok model diyelim. Az önceki prizmaydı, kutuydu. Şimdi 3D model diyeceğim. Yani ben stok modelimi çizmiş olduğum katı model olarak tanıtmak istiyorum. Şöyle çevireyim. Şu diyorum benim stok modelim. Gösterdiğerek göz atabiliriz. Onay veriyorum. Şimdi bakın herhangi bir şey değişmedi. Normalde stoğu değiştiğimde değişmesi gerekiyordu. Şunu yapmamız gerekiyor. Pasolar kısmına geldiğinizde pasoları düzenle ve stok güncellemesi. Bu ne demektir? Benim vermiş olduğum stoğa göre hareket et. Takım yılını buna göre oluştur. Dolayısıyla program şu an vermiş olduğum stok modelle hedef modeli kıyaslayarak arada kalan talaşı sadece isteyecek. Buna göre bir takım yolu oluşturacak. Ve boşta gezmelerin önüne geçilmiş olacak. Bu dökümden çıkmış bir parça olabilir. Bu şekilde sizin çizmiş olduğunuz özel stoğa sahip bir parça olabilir. Bunların tamamında bu şekilde kullanma şansınız var. Hatta bu operasyonları ara kaba olarak kullanma şansınız dahi var. Operasyonların öncesinde belli operasyonlar eklenmişse stok güncellemesini açarak önceki operasyonları da hesaplamasını sağlayabilirsiniz. O zaman tıpkı bir ara kaba operasyonu gibi davranacaktır menü. Şu an baktığımızda ben stoğu tekrar gizleyeyim. Takım yollarının tamamen benim vermiş olduğum modele göre oluşturulduğunu görebilirsiniz. Hatta şunu da küçültüp bir yandan tekrar bakalım parçamıza. Bakın az önceki gibi şu kısımdaki takım yolları artık yok. Stok bazlı bir takım yolu oluşturmuş olduk. Yine katı simülasyonumuza bakacak olursak. İzometrik bakalım. Böyle bir işlemeyle karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bu takımdan sonraki operasyonu belirlemek için parça üzerine ne kadar talaş kaldığını bilmemiz gerekiyor aşağı yukarı. Belli yerlerde hiç kalmamış olabilir. Belli bölgelerde bizim düşündüğümüzden fazla talaş kalmış olabilir. Böyle bir durumda katı simülasyon aşamasında bakın şurada bir bizim komutumuz var. Gökkuşağı diye adlandırdığımız benzeyen bir komutumuz var. Buna tıkladığınızda hedef ve stok karşılaştırmadır bunun ismi. Karşınıza şöyle bir menü çıkacak. Üzerinde renkler bulunan. Neler ifade ediyor bunlar? Örneğin ben belli bir talaş miktarının üzerinde kalan bölgeyi belli bir renkle görmek istiyorum. Örneğin şunu diyebilirsiniz. Bizim finish için bıraktığımız pay menü de 0,5 milimetreydi. Ben 0,5 milimetre üzerinde kalan talaşı örneğin renge tıklayarak değiştirebilirsiniz. Kırmızı görmek istiyorum. 0,5 ile 0,1 arasındaki talaşı da örneğin şöyle açık mavi görmek istiyorum. 0,1 ile 0 arasındakini de yeşil görmek istiyorum şeklinde bu şekilde aşağı doğru ilerliyor. Yapmanız gereken şey uygula komutuna tıklamak. Şimdi 0,5'in üzerinde kalan yerleri kırmızı olarak bize gösteriyor. Özellikle merdiven basamağından dolayı, verdiğimiz pasodan dolayı fazla talaş kalmış olabilir. Benim için bu çok önemli değil ama ben özellikle aşırı talaşın kaldığı bir yer var mı bunu görmek istiyorum. Bu yüzden bu değeri 1 milimetreye çıkartıyorum. Acaba takımımın girmediği ve 1'in üzerinde kalan bir bölge var mı? Baktığınızda aslında büyük bir bölge kalıyor. Hatta şöyle diyebilirim. Acaba 2'nin üzerinde kalan bir yer var mı? Bakın şu bölgede özellikle 2 milimetrenin üzerinde talaş kaldığını görebiliyorsunuz. Hatta bu değeri yükselterek orada bir girinti olduğu için böyle bir şey karşımıza çıkıyor. 3 milimetre üzerinde kalan talaş dahi var. Küçük bir takımla finish yapacaksak bu bizim finish takımımız için problem teşkil edebileceğinden ne yapmamız gerekiyor? Bizim bir ara kaba operasyonu daha eklememiz gerekiyor parça üzerine. O zaman hemen bunu kapatıyorum.
Operasyonumu kaydet kopyala diyebilirsiniz veya kapatıp yeni bir operasyon ekleyebilirsiniz. HSR. Bu sefer ara kaba. Geometrimizde herhangi bir değişiklik yok. Takımımızı birazcık küçültelim. Bu sefer 8'lik köşe radyuslu bir takım kullanalım. İlerleme devir bölümüne artık geçmiyorum. Onları daha önceki bölümlerde değinmiştik. İşleme sınırlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Pasolar kısmında finish'e bırakacağınız payları değiştirebilirsiniz. Tamamen sizin işleme mantığınıza göre değişebilir. Aşağı adım değerimizi biraz değiştirelim. 0,5 yapalım. Köşeleri yumuşak diyelim. Yani radyusa göre uydur anlamında kullandığımız bir komut bu. Bağlantılarda da iki yönlü kesebilirsin diyelim. Başka da bir ayara müdahale etmeyelim. Parçamızı izometrik moduna alıp şu takım yollarımızda kaldıralım. Hesapladıktan sonra net görmek için. Sonrasında hesapla diyelim. Genel olarak ben menüde çok fazla detaya müdahale etmemeye çalışıyorum. Güvenlik seviyelerini program vermiş olduğunuz kategorilere göre otomatik olarak seçer. Siz belki en kısa yoldan gitme, işte dik kalk, öyle geç diğer tarafa diyebilirsiniz. Bunlara müdahale etme şansınız var. Şu an örneğin bağlantılar kısmında en kısa yolu kullanıyor. Nedir bu? Parça üzerinde bir yerden başka bir yere geçerken en kısa mesafeden ilerliyor. Bir de dilerseniz giriş yaparken belli bir helis yaptığı için şu an helis giriş aktif. Bu açıları değiştirebilirsiniz daha az helis ve rampa yapması için. Bakın şu. Bunlar sizin için zaman kaybı olabilir. Çünkü bunu yaparken takım bölümünde bilgide kullanmış olduğunuz şu aşağı adımdaki Z değerini yani Z ilerlemesini kullanıyor. Bu bazen yavaş olabilir. Bunu değiştirebilirsiniz veya bağlantılar kısmındaki açıyı yükselterek bu kadar birkaç tur yaparak girmesine gerek yok çünkü orası savaş kaldı. Buradaki açıyı değiştirerek de bu değerlere müdahale edebilirsiniz. Şimdi ara kabada diğer takımın pardon girmediği yerlere girdi. Şu üst tarafta bulunan yerlerde o merdiven basamaklarından kaynaklı önceki takımın ulaşamadığı yerlerdi. Yine kat simülasyonda kontrol edelim. Mutlaka takım çapımızdan dolayı şu kısımda girmediği yer kalabilir. Bu durumda takım çapını biraz daha küçültüp bir ara kaba operasyonu daha yapabilirsiniz. Arka arkaya birden fazla ara kaba operasyonu ekleme şansımız var demiştik. Ama biz şimdi bunu yapmayalım. Kaba ve ara kabayı ekledik. Şimdi finish operasyonlarına bir göz atalım. Geçtiğimiz hafta sabit set, doğrusal gibi operasyonlara bakmıştık. Yine bu partide de operasyonları kullanma şansımız var ama biz farklı operasyonlara göz atmak için öncelikle HSM modül içerisindeki 3D sabit adımlı işlemeye bir bakalım. Yine sıklıkla kullandığımız operasyonlardan bir tanesidir diyebiliriz 3D sabit adımlı işleme. Çalışma mantığında vermiş olduğunuz kılavuz eğriye göre takım yolu oluşturmak vardır. Hemen bakalım açarak. Menü yapımız aşağı yukarı aynı. Belli komutlarda farklı pencereler karşınıza çıkabilir. Buradaki kılavuz eğrileri gibi örneğin. Öncelikle takımımızı belirleyelim. Geometride herhangi bir değişiklik yapmadık. Bu sefer bir küresel takım. 8'lik küresel takım olsun. Kullanacağımız takım. Kılavuz eğrilerine gelelim. Kılavuz eğrileri nedir? Kılavuz eğrileri takım yolunu aslında oluşturacak olan takım yolu şekline müdahale eden eğrilerdir. Örneğin ben parçanın tamamını işlemek istiyorum şu iç kısmı. Bu durumda parçanın dış kenarını seçersem kılavuz eğri olarak program bu eğriyi içeriye doğru offsetleyerek veya içeriden dışa doğru bu eğriye yaklaşarak bir takım yolu oluşturur. Genellikle tavsiyemiz şu. İşleyeceğiniz alanla kılavuz eğrileriniz aynı olsun ki düzgün bir takım yolu karşınıza çıksın. Ne demek bu? Hemen bakalım. Şimdilik bunu otomatik olarak bırakıyorum. Yani kılavuz eğrim benim parçamın dış sınırı. Biraz daha farklı bir sınır çizelim birlikte. İşleyeceğim alan da aynı alan. Bu alan içerisinde işlemek istiyorum. Peki. Geldik fasolar kısmına. Burada bakın hem yatayda hem de dikeyde farklı paso miktarları verebiliyorsunuz. Yana kayma ve aşağı adımlama şeklinde. Sabit sette sadece aşağı adım vardı. Doğrusalda sadece yana kayma vardı. Bu modülde ise
Hem yana kayma hem de aşağı adımlama var. Dolayısıyla takım yolları arasındaki mesafeleriniz belli açılara göre açılmıyor. Hep her zaman buradaki sabit değerleri koruyarak bir takım yolu oluşturuyor. Şimdi bağlantılara çok müdahale etmiyorum. Öncelikle nasıl bir takım yolu karşımıza çıkacak onu göreceğiz. Sadece yaptığımız şey burada closure'i seçmek oldu. Onu da parçanın dış kenarları olarak belirledik. Bağlantılarda tek yönlü benim için yeterli. Hesapla diyelim. Ve öncelikle çıkacak olan takım yoluna bir göz atalım. Bu arada mesajlarınız var mı? Ben bakayım. Programlar olabilir. Bakarsak güzel bir takım yolu gibi karşımıza çıkıyor şöyle. Ne yaptı? Yavaş olarak izleyelim. Yavaşça tabii izleyelim. Parçanın ortasından başladı. Bizim kılavuz yerimiz parçanın dışındaki eğriydi. Ne yapacak? Yavaş yavaş dışarıdaki eğriye doğru yaklaşacak. Eğri formunu alacak. Tabii siz burada şunu diyebilirsiniz. Ben parçanın ortasından başlamak istemiyorum. Dışarıdan içeriye doğru bir takım yol oluşturmak istiyorum diyebilirsiniz. Bunu yapmak da mümkün. Bunun için menünün bağlantılar kısmında ilk pasodan başla demeniz yeterli. Zaten soldaki şekil sizi yönlendirecektir. Bakın şu şekilde içeriden dışarıya veya zincirden parçanın iç kısmına, orta kısmına şeklinde sıralamaya müdahale edebilirsiniz. Onu da görelim hemen hızlıca. 3D sıralamada birçok parçada gerçekten güzel takım yolu çıkartan, oluşturan bir operasyon şekli kullanacağınızı düşünüyorum. Sabit set doğrusal kadar en azından. Bakın şimdi dışarıdaki eğriyi bu sefer içeriye doğru offsetleyerek bir takım yolu oluşturuyor. Peki burada şunu da diyebiliriz. Şimdi buraya kadar güzel geldi ama ben takımın şöyle bir hareket yapmasını istemiyorum diyebilirsiniz. Yani buradaki forma göre ilerlesin diyebilirsiniz. Öncesinde şunu göstereyim. Kılavuz eğriden bahsetmiştik. Onu unuttum. Çok özür diliyorum. Biz kılavuz eğriyi parçanın dış sınırı olarak seçmiştik. Peki biz kendimiz bir eğri çizersek? Şurası düz sanırım. Ha, değilmiş. Hemen şuradan bir düzlem seçip buraya bir eğri çizelim. Örneğin benim eğrim, kılavuz eğrim, bir daire. İlla parçanın kendi sınırı olmak zorunda değil. Geldiniz. Dediniz ki benim kılavuz eğrim, kullanıcı tanımlı sınır kısmına geçiyorum. Bu diyorsunuz. Bu sizin kılavuz eğriniz. Takım yolunuzu oluşturacak eğri. İşleme sınırımız ise aynı. Herhangi bir değişiklik olmadı. Bir hesaplayarak bakalım. Şimdi artık benim vermiş olduğum bu kılavuz eğriyi içeriye doğru offsetleyerek yine vermiş olduğum işleme sınırları içerisinde takım yolu oluşturacak. Şu anda mantıksız bir şey yapmış da olabiliriz. Evet, çok büyük bir eğri oldu sanırım. Şunu yapalım. Elimizi biraz küçülterek deneyelim. Şimdi bunu yaptığınızda kaydıktan sonra operasyon üzerine gerçi hemen gösterdi. Bir trafik lambası çıktığını göreceksiniz. Bu bir şeylerin değiştiğini ve bunu senkronize etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Hemen sağ tıkladığınızda senkronize et hesapla diyebilirsiniz. Öncelikle o senkronizasyonu gerçekleştirerek yapmaya çalışacak. Şu an ben daire çizdim ama yine problem çıkartırsa gerekirse bu kısmı atlayabiliriz. Sanırım bu sefer yapacak. Heh, güzel. En azından ne yapacağını göstermiş olalım. Simülasyona geldim. Şöyle yavaşlatarak bakalım tekrar. Bakın bu sefer bu eğri formunu dışarıya offsetleyerek öncelikle benim dıştaki işleme sınırlarıma ulaştı. Şu şekilde. Tabii burada çift yönü keş diyebiliriz. Daha sonrasında da yine bu eğriyi offsetleyerek iç kısma diğer bölümü işlemeye çalışıyor. Dolayısıyla burada şunu yapabiliriz. Siz bu parçanın tamamını bu şekilde değil de belli bir bölgesini o forma uygun şekilde işleyebilirsiniz. Burada yapacağımız şey o zaman şu olabilir. Ben hemen şu eğriyi siliyorum.
Pardon. O zaman operasyonda şunu diyebilir miyiz acaba? Bizim kılavuz eğrimiz şurası olsun. Yani biz parçanın tamamını bu şekilde işlemek istemiyoruz ama şuradaki mouse'u oluşturan bölümü en azından bu forma uygun bir şekilde işlemek istiyoruz. Dolayısıyla bizim şuradaki eğrileri seçmemiz yeterli olacak. Benim nerede kaldık? Pardon, şöyle seçeyim eğriyle. Çok fazla eğri olmadığı için tek tek seçmek istemiştim. Dilerseniz buradan oka basarak da ilerleyebilirsiniz şöyle. Benim kılavuz eğrim bu olsun. Kontür 1 olarak karşıma çıktı burada. Dolayısıyla ben işleme sınırlarına da gelerek yine kullanıcı tanımı sınır ve kontür 1'i seçiyorum. Yani ben sadece parçamın bu iç kısmını burada vermiş olduğum eğriye göre işlemek istiyorum. Pasolarımızı değiştirebiliriz. Ve hesaplayalım. Yine bağlantılar kısmında ilk pasodan başlayarak yukarıdan aşağı işlemesini sağlayabiliriz. Hesaplayarak takım yolumuza bir göz atalım. Sonrasında dış kısım için ne yapabiliriz? Bir de ona bakalım. Evet, sanırım bu takım yolu bu kısım için biraz daha güzel olduğu gibi görülüyor şu anda. Mouse oluşturan bölümün formuna göre bu eğriyi offsetleyerek içe doğru oluşan bir takım yolu görüyoruz. Bu biraz daha sağlıklı gibi. En azından takım hareketlerinin çok daha stabil olduğunu burada görebilirsiniz. Tabii diğer işleme şansınız da var. Yaptığınız operasyon, istediğiniz yüzey kalitesi, bunların hepsi tabii çok büyük bir etken bizim için. Şimdi bu kısım için bence güzel bir takım yolu elde ettik. Peki şu dış kısım için acaba aynı operasyonu kullanabilir miydik? Bunu kapatıyorum ben veya kaydet kopyala diyebilirsiniz tekrar. Şimdi bu sefer şunu yapalım. Takımımız aynı, geometrimiz aynı. Kılavuz yerlerimiz otomatik olsun dış kısmı işleyeceğimiz için. Şöyle bakalım, parçamızın dışı olsun. Fakat işleme sınırlarımız bu sefer değişsin. Çünkü biz artık iç kısmı işlemek istemiyoruz. Biz sadece şuradaki alanı işlemek istiyoruz. Burada kullanıcı tanımı sınır diyerek dıştaki sınırı ve içteki sınırı seçebilirsiniz. Dışarıda tek bir sınır seçersek bu sınırın içinde kalan alanı komple işler. Dıştaki sınırın içerisinde bir sınır daha seçersek bu iki sınır arasında kalan alanı işler. Dolayısıyla burada şunu yapalım dilerseniz, onu da görmüş olalım. Silüet sınır özelliği. Bazen yüzey seçmek sınır oluştururken kolay olabilir bizim için. Silüet sınır dediğinizde seçmiş olduğunuz yüzeylerin iz düşümünü çıkartarak size bir sınır oluşturur program. Benim de tercih ettiğim yöntemlerden bir tanesi. Buradan yeni deyip tanımla diyorum. Daha sonrasında şuradaki yüzeylere dokunuyorum. Onay verdiğinizde program bu sınırlara teğet olan çevresel sınırları otomatik olarak oluşturacak. Ve hem dış zinciri hem de iç zinciri bize gösterecek. Biz dilersek oradaki zincirleri kaldırabiliriz. Bakın sol taraftaki menüde her iki zinciri görüyorsunuz. Zincir 1, zincir 2 şeklinde bize gösterdi. Ben şu an ikisini de kullanmak istiyorum. Çünkü bu iki zincir arasındaki alanı işlemek istiyorum. Hesaplayıp bakalım nasıl bir şey karşımıza çıkacak. Pasoları zaten değiştirmiştik. Sonucu görelim. Burada sadece bir tane kılavuz eğri kullandık ama farklı bölgeler için birden fazla kılavuz eğri de kullanabiliriz. Bakın şimdi dışarıdaki eğriyi içeriye doğru offsetleyerek bizim vermiş olduğumuz işleme sınırları içerisinde bir takım yolu oluşturdu. Tabi bazı kalkmalar var içerideki formdan dolayı. O formu oluşturamayıp kalkıp diğer taraftan tekrar devam etti. Bu yöntemlerden bir tanesi. Bu da tercih size kalmış. Tek yönlü kesmek isterseniz bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Sonuç olarak takım yollarının hiç de fena olmadığını görebilirsiniz bu kısımda. Bir de şunu da deneyelim isterseniz. İşleme sınırında silüet 1 seçmiştik. Kılavuz eğrilerinde de her iki sınırı birden seçersek o zaman ne yapar? Kullanıcı tanımlı sınır 1 silüet sınırı seçiyorum. Buradan da aynı sınırı kılavuz eğrisi olarak yani her iki sınırı da kılavuz eğrisi olarak
belirliyorum. Tekrar bir hesaplayıp bakalım karşımıza ne çıkacak. Sonrasında bu bölgeyi işlemek için farklı bir yöntem daha göstereceğim sizlere. O da yine buna benzer bölgelerde formu işleme diye geçen bir operasyon şekli. Bakın şimdi ne yaptı? İki sınır seçtiğimiz için dış sınırı belli bir bölgeye kadar offsetleyerek oluşturdu. İçteki sınırı ise bu sınırla birleştirerek takım yönünü tamamladı. İsterseniz simülasyon aşamasında da bunu görebiliriz. Simülasyon diyelim. Yavaşlatıp şöyle izleyelim. Önce içteki geometriyi offsetliyor. Daha sonra dışarıdaki sınırı içe doğru offsetleyerek her iki takım yönünü birden bağlıyor. Burada tercih tamamen size kalmış. Ben farklı alternatifleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Sonra bu kısımları da birleştirerek takım yolunu tamamladı. Peki bu da alternatiflerden birisi olsun. Başka ne yapabiliriz? Özellikle şu kısım için çok ideal bir takım yolu olduğunu söyleyebiliriz. Dış kısımda tabii doğrusal kullanma şansınız da var. Ben farklı operasyonları göstermek adına özellikle farklı şeyler seçmeye çalışıyorum. Burada bir de formlu işleme diye bir operasyon şekli olduğunu göreceksiniz. Formlu işleme. Formlu işlemeyi ben iki eğri arasında geçiş diye adlandırıyorum açıkçası. Vermiş olduğumuz iki kılavuz eğri arasında takım yolunu uyarlayarak bir takım yolu oluşturabiliriz daha doğrusu. Bunu HSS'de de görüyorduk daha öncesinde. Belki hatırlarsınız. HSS'de kullananlar varsa aramızda. Şimdi ne yapıyoruz? Yine takımımızı seçiyoruz öncelikle. Takımımız 8'lik küresel freze olsun yine. Kılavuz eğrileri kısmına geldiğinizde bu sefer sizden iki tane eğri isteyecek. Çünkü o iki eğri arasında takım yolunu uyarlayarak bizlere bir geometri oluşturacak. İlk eğrimiz neresi olsun? Şu olsun örneğin. Parçamızın dış sınır eğrisi. Burada yukarıdan ya da aşağıdan seçmeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Önemli olan z ekseninde seçmiş olduğunuz o eğrinin, o sınırın izdüşümüdür diyebiliriz. Onay veriyorum. İlk eğriyi. İkisini aynı anda seçmiyorum. İkinci eğrim ise daha önce eğer eğri kullanmışsanız varsa halihazırda seçmiş olduğunuz bir eğri. Buradan bakarak işaretleyebilirsiniz. Örneğin ben buradaki eğriyi seçmek istiyorum ikinci eğri olarak. İlk eğrim parçanın dış geometrisi, ikinci eğrim ise parçanın şu ilk içerideki geometrisi. Burada size iki tane seçenek sunuyor. Eğri boyunca kesebilirsiniz veya eğriyi dik kesebilirsiniz. Şu an bizim için ideal olan yöntem eğri boyunca kesim olacaktır diye düşünüyorum. İşleme sınırlarımız ise neresi parçanın tamamı. Yani buradaki alan içerisinde çalışmak istiyoruz. Orada bir değişikliğimiz yok. Bu ikisi bazen karıştırılıyor. Kılavuz eğrisi nedir, işleme sınırı nedir diye. İşleme sınırı hiçbir zaman değişmez. Nereye işlemek istiyorsanız oradaki alanı gösteren sınırlar olarak karşınıza çıkacak. Kılavuz eğriler ise takım yolunuzu hangi eğrilere göre oluşturmak istediğinizle ilgili bölüm. Faturalar kısmına geldiğimizde yine aynı şeyleri göreceksiniz. Yana kayma değerimizi değiştirelim. Hatta 0,5 yapalım isterseniz şöyle. Z üst ve alt seviyeyi değiştirmedim, müdahale etmedim. Bağlantılar kısmında da herhangi bir şeye müdahale etmiyorum. Sıralamaya çevirdiğinizde yine dıştan içe, içten dışa şeklinde takım yolu yönü değiştirebilirsiniz. Şu an tek yönlü kesim bizim için yeterli olacak. Hesaplayarak nasıl bir şey karşımıza çıkacak görelim. Dediğim gibi burada doğrusal operasyon da kullanabilirdik. Bakın şimdi ne yapıyor? Yine yavaşça simülasyonumuzu izleyelim. Dışarıdaki sınırdan başladı. İlk eğrimizden daha doğrusu. İçerideki eğriye doğru ilerlerken takım yolu formunu da o eğriye göre değiştirmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve içerideki eğriyi yakalıyor son olarak. Bu birçok noktada farklı geometriler arasında açıkçası ideal bir takım yolu oluşturacaktır sizler için. Tabii belli yerlerde takım yolları daha sık olacak. Özellikle şu bölgede yaklaşacak olursak bu bölgede oluşan takım yolu
şu bölgedekine göre biraz daha sık olacaktır. Burada sizin verdiğiniz yana kayma maksimum yana kayma olarak adlandırılır. Dolayısıyla yana kaymamız 0,5 ise şu kısımlardaki yana kayma 0,5'in daha altında olacaktır. Bunda bilmemizde fayda var. Şöyle baktığımızda yine parçamız için ideal bir takım yolu diyebiliriz. Ancak benim takım yollarım bu şekilde üst üste binmesin, ben bunu da istemiyorum derseniz orada muhtemelen doğrusal da tercih edebilirsiniz. Bu da finish yöntemlerinden bir tanesi. Doğrusal diyelim örneğin, onu da bu parça üzerinde görelim. Paralel takım yolları diye de adlandırabiliriz bunu. Takımımızı seçelim. Pardon. 8'li küresel takım. İşleme sınırlarında iki yer arasındaki alanı seçecektik. Bu yüzden silüet sınırı diyerek daha önce seçmiş olduğumuz sınırı görebiliriz burada. Pasolarda yana kaymamız 1 metre olsun. İki yönünü keselim ve hesaplayalım. Bu da seçenekler arasında. Gördüğünüz gibi aslında belli bir bölge işlemek için birden fazla bazen seçenek karşınıza çıkabiliyor. Önemli olan en ideal yöntem ve en kısa yöntem hangisi sizin için, buna karar vermek. Bu biraz tecrübesel olabilir. Kem yaptıkça, parça işledikçe hangi operasyonun nerede daha verimli olduğunu hem de tezgah üzerinde gördükten sonra karar verebilirsiniz. Burada doğrusal operasyonu gördünüz. Dilerseniz buna belli bir açı ve renk de işleyebilirsiniz. Örneğin pasolar kısmında açı değerini 45 yazarsam 45 derece açılı tarayarak da işleme şansımız var. Bu parçanın finişi normalde tamamen doğrusal operasyonla yapılmıştı, iç kısmı dahil olmak üzere. Belli bir açı vererek bu şekilde de işleyebiliriz. Her bir finish operasyonunu bazen parçanın tamamında kullanamayabiliyoruz. O yüzden o bölge için ideal olan takım yolu şeklini ya da operasyon şeklini bulmakta fayda var. Bunu da gördükten sonra farklı bir parça üzerinde bir iki tane daha operasyon göstermek istiyorum size. Özellikle yazı ile ilgili üç eksende form yüze üzerine yazı nasıl yazabiliriz, bar nasıl kırabiliriz gibi sorular da geliyor bazen. Her ikisinde yapacağımız tek bir operasyon var. ENSM modülü içerisinde en azından. Onu göstereceğim. Burada operasyonumuzu niye bekletti bize? Ben bunu beklemeyeyim. Hiç diğer tarafa geçeyim. Vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü mümkün olduğu kadar fazla operasyon göstermek istiyorum sizlere. Ben bunu kapatacağım izninizle şu şekilde. Şöyle tekrar açalım. Bazen böyle canlı yayın kazaları da olabiliyor. Artık kusura bakmayın. Biz tabii belli DV versiyonları da kullanıyoruz şu an. Yeni çıkacak olan versiyonlar eski kullanıcılarla ilgili olarak 2019, 18, 17 gibi, 21 gibi belli versiyonlar da bizde yüklü oluyor. Bu nedenle bazen sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Ama tabii gün içerisinde kapanma şansı da olabiliyor programın. Şimdi buradan nasıl bir parça açalım? En azından bu yazıyı göstermekle ilgili şöyle bir şey olabilir. Formlu bir parça olması bizim için yeterli olacak. Bazen bu tarz kalıp parçaların etrafına kanallar açmak gerekebiliyor ya da bir yolluk açmak da olabilir. Farklı geometriler de olabilir. Fark etmiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu parça üzerine çizmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu gibi sorular geliyor. Ya da bir yazı yazmak istiyoruz. Bu yazıyı parça üzerine biz nasıl yansıtarak yazacağız? Bununla ilgili sorular da gelebiliyor sizlerden. Örneğin ben şu parçanın etrafına bir kanal açmak istiyorum. Bu bir oyun kanalı olabilir veya keçe kanalı olabilir. Nasıl bir geometri olacağı çok önemli değil aslında bizim için. Dolayısıyla ben buraya bir skeç açarak parçanın tamamen üstünde şöyle bir geometri oluşturdum. Tamamen düzlemsel bir alanda parça üzerinde yer alıyor bu. Bunu buraya nasıl yansıtacağız? Burada
Bizim kullandığımız yöntem açıkçası sınır işleme yöntemi. Farklı yöntemlerde kullanılabilir, farklı menülerden de yararlanılabilir. Ama şu an konumuz HSR ve HSM olduğu için ben bunun içerisindeki menüyü göstermek istedim özellikle. Sınır işlemeye tıkladınız. Sınır işlemenin mantığı aslında tıpkı bir profil operasyonu gibidir 2,5 eksendeki. Sizin çizmiş olduğunuz çizginin, eğrinin bu parça sınırı olabilir, bu skeç olabilir, hiç fark etmez. Üzerinden sağından solundan teğetsel ilerleyerek size bir takım yolu oluşturur. Dolayısıyla 2,5 eksende prizmatik parça olması ya da 3 eksen bir parça olması sınır işleme için çok da fark yaratmıyor açıkçası. Tüm geometriler için sınır işlemeyi kullanabiliriz. Örneğin küçük bir takım seçelim, dörtlük küresel bir takımımız olsun burada. Burada yine kılavuz eğri karşımda çıkıyor. Kılavuz eğri diye adlandırılmış şey aslında takımımızın takip edeceği eğri. Burada yine kullanıcı tanımı sınır diyerek yeni deyip gelip eğrinizi seçebilirsiniz. Şu şekilde. Hemen bunun altında ise çalışma alanındaki takımın içinden mi, dışından mı, ortasından mı gidecek şeklinde yerine karar verebilirsiniz. Dilerseniz burada offset verme şansınız da var. Şöyle tepeden bakalım ve göster diyelim alana. Şu an göremedik ama biraz offset vererek 5 mm offset diyelim bunu. Bakın şu şekilde offsetlerle tamamlayabilirsiniz vermiş olduğunuz eğri ile ilgili. Ben bunu şimdilik sıfır yapıyorum. İşleme sınırlarımız yine bu alan içerisinde kalacağı için otomatik kalabilir. Yeter ki seçmiş olduğumuz kılavuz eğri bizim seçtiğimiz işleme sınırları içerisinde kalsın. Kılavuz eğriyi dışarıda seçip işlem alanını içeride seçerseniz o alanda o eğriyi göremeyeceği için takım yolu oluşturmayacaktır. Mantıklı değerler vermek gerekiyor programa. Fasolar kısmına geldik. Burada herhangi bir şey değiştirmiyorum şu an için. Direkt hesaplayacağım. Şimdi burada şu bir soru işareti oluyor. Normalde HSM ve HSR modülü biliyorsunuz katı modeli görerek işler ve buna kesinlikle bir dalma yapmaz. Peki sınır işlemede bunu nasıl yapacak? Şimdi biz herhangi bir değer girmezsek program buradaki eğriyi teğet olarak yüzey üzerine yansıtır. Şurada olduğu gibi. Ama bizim artık burada parçaya dalmamız gerekiyor. Bu eğriyi buraya oluşturabilmek için veya bu kanalı açabilmek için. Dolayısıyla artık tabanda talaş değerinizi bu kısımda eksi verebilirsiniz. Aslında tüm HSM finish operasyonları kısmında tabandaki ve duvardaki finish paylarınızı eksi girme şansınız var. Şu an şöyle katı simülasyona bakalım. Şöyle bir eğri çizecek bize. Bu eğri teğetsel bir eğri gibi düşünün. Ama bizim biraz da dalmamız gerekiyor. Örneğin eksi 1 mm derinliğinde bir kanal olduğunu düşünelim. Daha fazla da olabilir tercih sizin. Eksi 1 olarak girdiğimde artık katı model yüzeyinden itibaren parçaya eksi 1 mm dalacak. Peki burada şunu da isteyebilirsiniz. Güzel 1 mm dalacak, 3 mm dalacak ama ben bunu bir defada yapmak istemiyorum. Takımım kırılabilir. Ben bunu kademe kademe yapmak istiyorum. Burada işte kademe değeri karşınıza çıkıyor. Bu 1 mm'yi dilerseniz işte 0,5 mm paso ile 2 defada yap, 3 defada yap, 1 defada yap şeklinde değerler de oluşturabiliyorsunuz. Dolayısıyla yazı yazarken veya bu tarz bir sınırı takip ederken buradan kademe değeri kullanma şansınız da var. Şimdi bakacak olursak katı simülasyonumuza tekrar. İlk pasomuz ve ikinci pasomuz. Buradaki kanalı oluşturduk. Tabi bu illaki bir kanal olmak zorunda değil. Aslında pah da bunun aynısı. Örneğin parçanın dış kısmına pah kırmak istiyorsunuz. Bu sefer yapmanız gereken şey dış sınırı seçerek bir pah takımı seçmek. Değişen herhangi bir şey olmayacak sizler için. Burada şunu da gösterelim. Sınır işleme hazır kullanmışken böyle bir yüzey üzerine nasıl yazı yazacağız? Yazıyı nasıl yansıtacağız? İsterseniz ona da bakalım. Hem de yazı formunu bir göz atmış olalım. Öncelikle şu düzlemin yazı yazalım dilerseniz şu kısma. Bunun için Solid Option çizim kısmındaki çizim aşamasındaki text komutunu kullanabilirsiniz. Ben şuraya gidip Solid Cam diyorum. Şöyle tahmini herhangi bir bölge şuraya yansıtayım örneğin. Biraz da büyütelim yazıyı.
Burada tabii bakarsak şurada çift çizgi karakteri olduğunu görebilirsiniz. Kemik'in DPS denilen DPS yazdığınızda karşınıza çıkan tek çizgi yazı formatı var. DPS, Shrift Single diye bir yazı formatı. Diyarbakır, Paris, Samsun. Bu da gelen sorulardan bir tanesi. Tek çizgiyi nasıl yazacağız şeklinde. Bu biliyorsunuz Windows'un karakterler arasından geliyor. Dolayısıyla herhangi bir yazı formunu bulduktan sonra Windows'un yazı karakteri, yazı tipleri içerisine atabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz bunları. Onay verdim. Burada yapılan hatalardan bir tanesi de şudur, skeci açık bırakmak. Bakın burada skece onay vermezseniz zinciri seçerken bir hatayla karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle mutlaka skece onay vermeniz gerekiyor. Ben şimdi tepeden bakayım, sizin de net görebilmeniz için. Yine HSM menüsünde sınır işleme özelliğine geldim. Bu sefer bir pantograf takımı seçebilirim veya küçük küresel bir takım seçebilirim. Tercih size kalmış. Örneğin pantograf takımı diyelim. Bu takım dörtlük olsun. Bu şurası çok önemli değil. Geldik kılavuz kısmına. Burada yazı yazacağımız için artık takip etmemiz gereken eğri de yazı formu. Dolayısıyla benim yazıyı seçmem gerekiyor. Kullanıcı tanımı sınır diyerek yeni dediğinizde ve yazıya dokunduğunuzda şöyle yapayım. Programın yazıyı seçmediğini göreceksiniz. Çünkü bu bir eğri değil artık. Bu bir yazı formatıyla yazılmış bir geometri olarak karşımıza çıkıyor. Burada çoklu zincir kısmına gelerek bakın hemen soldaki menüde ekle dediğinizde buradan yazıyı görebilirsiniz. Sonrasında bakın yazı üzerine geldiğinizde tamamını aynı anda seçebileceğinizi göreceksiniz. Tek bir dokunuş yeterli olacak. Arkasından onay verdiğinizde yazının tüm karakterlerini program otomatik olarak buraya dökecek. Yani tek tek S'yi, O'yu, L'yi bu şekilde seçmenize gerek kalmıyor. Tabi bunu yapmak için mutlaka text komutuyla, metin komutuyla yazmak gerekiyor. Eğer siz bunlar özel bir karakterse ve skeç çizerek oluşturmuşsanız o zaman normal seçim yöntemlerini kullanabilirsiniz bu aşamada. Onay verdim buna da. Bu arada yazıyı yansıtmak gerekmiyor parça üzerine. Storyken bunu otomatik olarak yapıyor. Ama yansıtmanız gereken durumlarda da yine parça geometriniz üzerinden bunu seçebilirsiniz. İşleme sınırlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Buradaki alan içerisinde kalan bir yazı sonuç itibariyle. Taban atalaş miktarında eksi 0,2 olarak değiştirelim ve hesaplayalım. Derinlik sıfırın altında diyor, problem değil. Aynı işlemi düzlemsel bir yüzey üzerine de yine sınır işleme kullanarak yapabilirsiniz. Ya da 2,5 eksendeki profil operasyonunu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Hemen simülasyonunuza göre alalım tekrar. Bakın burada karışık yazdı. Bir de şu aşağıdaki açısal kısmını yazması nedeni takımın açısından kaynaklı aslında. Hemen onu değiştirelim. Ve şunu yapayım. Daha net görmek adına şu operasyonların yerini değiştireyim. Mouse'la tutarak üstteki operasyonu alta çektim. Şu an bu operasyon altta kaldığı için kat simülasyonda kafamızı karıştırmayacak. Bakın şu kısmı yazamamış. Muhtemelen takımın açısı ile bizim yüzeyimizin açısı kesişti. Dolayısıyla ben takımı değiştireyim net görmek için. Küçük bir takım seçeyim şuradan. Bu bir küresel takım olsun. Ve ikilik olsun. Yüzeyde belli bir açı var. Takımda da belli bir uç açısı var. Bu iki açı kesiştiğinde oraya yazı yazma şansı yok tabii ki. Dolayısıyla takımımızı küçülttük. Şimdi bakacak olursak. Bakın burada S'den başlamadığını göreceksiniz. Bunun nedeni de şu aslında. Sıra gitmesini isteriz biz her zaman. Bağlantılar bölümüne geldiğinizde giriş pozisyonu her zaman 0-0'dır. Yani buradaki referans noktanıza yakın olan bölgedir. Buna dokunup işte şu taraftan bir yerden başla derseniz işleme yönünüzü de değiştirmiş olacaksınız. Şimdi bakalım.
Burada bir kolay yazacağı yöne göre diye değişiklik yapıyor ama bizim verdiğimiz yönden başlayarak kesmeye devam ediyor. Yazımızda bu şekilde yazabiliriz. Hala bir 10 dakikamız var. Bu 10 dakikaya da birkaç komut sığdırabiliriz sanırım. Yine finish özellikleri içerisinde çok sık kullanmadığımız belki ama hani özel geometrilerde belki de karşımıza çıkabilecek bir operasyon şekli var. Spiral gibi, eş merkezli gibi. Dilerseniz ona da hızlıca göz atalım. Şunu kaldırayım, yani daha net görülecektir gerçekçi görüntüyü. Bu tarz dairesel parçalara finish atarken tabii birçok yöntem kullanılabilir. Burada 3D sarkıtım kullanabilirsiniz, doğrusal kullanabilirsiniz, belki formlu kullanabilirsiniz. Ama bir de sadece bu geometrilere özel bir takım komutlarımız var. Örneğin spiral işleme. Bakın şu soldaki resimde gördüğünüz formu parça üzerine yansıtıyor. Yana kayma yapmadan tıpkı bir helisel paso gibi, dik duvar işlermiş gibi bu tarz geometri üzerinde takım yolu oluşturuyor. Normalde sabit set ve helisel pasolarda, hatta deneyelim öncelikle onu bir gösterelim. Örneğin helisel pasolar kullanacağız. Yani aşağı doğru helisel şekilde ineceğimiz sabit sete benzer bir yöntem aslında aynısı. Bir operasyon kullanmak isteyelim. Takımımız küresel bir takım olsun. İşleme sınırlarımız bir seçelim. Şurası olsun. Yana kaymamız da aşağıdığımızda 0,5 olsun ve direkt hesapla diyelim. Detaya girmeyelim. Öncelikle takım yolunu bir görelim. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız sabit set operasyonu yaparken ya da helisel yaparken bu operasyonların belli bir açı aralığında ideal kesimler yapabildiğinden bahsetmiştik. Özellikle dik duvara yakın yerlerde en ideal kesime yaklaşırken açının düzleştiği alanlarda ise takım yol arasındaki mesafeler giderek azalıyor demiştik. Bunu önlemenin bir takım yöntemleri vardı ama bu da belli bir yere kadar bize izin veriyordu. Bu tarz parçalarda açı artık giderek düzleşiyorsa, 30 derecenin de altına iniyorsa bakın zaten belli bir bölümde takım yolu oluşturmadığını göreceksiniz. Çünkü bu geometri için uygun bir seçenek olmadı helisel pasolar. Bunun yerine spirale bir deneyelim isterseniz. Aynı takımı kullanacağız. İşleme sınırlarımız aynı. Hatta otomatik de diyebilirsiniz burada. Başka bir yöntem var çünkü içerisinde. Kapattım. Pasolar kısmına geldiniz. Bakın burada yine yana kayma isteyecek 0,5 diyelim. Ve merkez noktası isteyecek bizden. Spiralin merkez noktası neresi olacak? Bizim şu an referans noktamız parçamızın tam ortasında olduğu için 0,0 olarak karşımıza çıkıyor. Ama dilersek bir nokta koyup merkez noktamız işte şurasıdır diyerek seçim yapma şansımız da vardı. Tabii ben başka bir yerdeki noktayı seçtiğim için şunu tekrar 0 yapıyorum. 2'de 0, 7'de 0. Minimum yarı çap. Nereden başlayacağız? Örneğin parça ortasında bir deliğiniz var. Bunun çapı 10 milimetre. Orayı yapmak istemiyorsunuz. Başlasın ve girsin istemiyorsunuz. Maksimum yarı çapınız da şurası diyelim. Bağlantılarda tek yönlü kesim benim için yeterli. Yine sıralamayı çevir, dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya şeklinde değiştirebiliriz. Direkt hesaplıyorum. Bakalım neler değişecek. Bakın şu an çok daha stabil bir takım yolu karşınıza çıkıyor. Pasolar arasında herhangi bir açılma yok. Çünkü tamamen bu yüzeylere ilişkin bir ideal bir takım yolu oluşturduk. Minimum yarı çap değerimiz 10 olduğu için de parça ortasındaki 10 milimetrelik kısma herhangi bir takım yolu oluşturmadı. Simülasyonumuzu yavaşça izleyecek olursak ne yaptığını da görelim. Parçanın ortasından başlayarak herhangi bir yana kayma izi de oluşturmadan sürekli yana açılarak helisel bir şekilde, spiral bir şekilde takım yolunu oluşturdu. Dolayısıyla herhangi bir izle karşılaşma şansımız yok. 3D sabit adım yapsaydık örneğin burada bir tur atacaktı, yana kayacaktı, tekrar bir tur daha atacaktı.
Ve o yana kaymalarda biz parça üzerinde küçük de olsa belli izler görecektik. Ama spiral yöntemde böyle bir parça üzerinde herhangi bir izle karşılaşmayacaksınız. Şunlar tamamen görsel şeyler. Yine buna benzer bir yöntemden bahsedeyim hızlıca bir parça için. O da eş merkezli işleme. Burada da farklı bir yöntem var. Her zaman merkez noktaya gelen bir takım yolu. Yani dışarıya çıkan, yana kayan, merkez noktaya tekrar geri gelen eş merkez diye adlandırdığınız takım yolu. Sonucu beraber görelim. Çok üzülüyorum. İşleme sınırımız otomatik olabilir. Yine fasolar kısmı tıpkı spiral işlemeye benzer yapıda oluşturulmuş. Merkez noktamız, minimum yarı çapımız, maksimum yarı çapımız. Neresi olacak? Şurası olacak. Minimum yarı çapımıza yine 10 diyebiliriz. Spiralden farklı olarak artık burada bir işleme açısı da görebilirsiniz. Önce hesaplayarak bakalım. Yana kaymamızda biraz büyük verip sonucu görelim. Şöyle yavaş yavaş izleyecek olursak simülasyonumuzu. Bakın dışa çıktı, yana kaydı ve sürekli merkez noktaya gelen bir takım yolu karşımıza çıkıyor. Burada açısal olarak müdahale etme şansımız da var. Örneğin parçanın tamamı değil de 0 ve 90 derece pardon yanlış yere bastım. 0 ve 90 derece arasını işlemek istiyoruz. Hatta minimum yarı çapımız da 30 olsun. Hesapla. Böyle dirseğe benzer bölgelerde özellikle bu tarz bir yöntem kullanabiliriz. Hesaplayamadık sanırım. Tabi spiral işleme, eş merkezli işleme bunlar sürekli karşınıza çıkan operasyonlar değil. Ama sektöre göre farklı şeyler tabi olabilir, karşımıza çıkabilir. VSM'de genellikle sabit set, doğrusal, yatay alan işleme, 3D sabit adım gibi operasyonlar, sınır işleme gibi operasyonlar en sık kullanılan operasyonlar arasında yer alıyor. Hemen hemen her parçada bir sabit set operasyonu kullanıyoruz. Ya da doğrusal operasyondan faydalanıyoruz. Yine az önce göstermiş olduğum 3D sabit adımlama, formlu işleme, birbiri arasında geçiş yapılması gereken formlarda özellikle işimizi kolaylaştıran ve hızlandıran yöntemler arasında. HSR'de ise HM kaba kontrolde ara kaba daha çok bizim tercih ettiğimiz yöntemler. Hemen hemen birçok parçada tercih edebileceğimiz yöntemler arasında. Bugün değerleri değiştiğinde bana bir sıkıntı çıkartıyor ama nedenini anlamış değilim. Kullanmış olduğum DV versiyonu kaynaklı olabilir. Bu yüzden kusura bakmayın lütfen. Evet, şurada çalışmadığını görüyorum zaten. Ben yine kapatacağım bu şekilde. Şu an 2019 SOLIDWORKS ve 2020 SOLIDCAM kullanıyorum. Açmamız gereken bir takım parçalar olduğu için. Bunlara tabi bazen sıkıntılara yol açabiliyor. Uygun servis peki uygun SOLIDWORKS üzerinde kullanmak gerekiyor. Yine gerçekçi görünümü kaldırayım. Spiral yöntemimizde şunu tekrar hemen hesaplayalım. Madem bunu sevmedi, ben şunu tekrar 360 olarak size göstereyim. 30'da 10 yapayım. Birazdan ne yaptığımızı tekrar bir görelim. Sonrasında bu aşamaya geçelim. Eş merkezli işlemede de minimum yarı çaptan dışa doğru açılarak doğrusal takım yolları oluşuyordu. Burada tabii
Yine merkez noktadaki takım yolları üst üste bineceği için vermiş olduğumuz yana kayma takım yolunun maksimum yana kayması olarak adlandırılabilir. 1 milimetrenin üzerinde bir yana kayma olmayacaktır. En dış kenardaki yana kayma bizim vermiş olduğumuz yana kayma değeri olarak karşımıza çıkacak. Aklına gelen son bir şey var. Yine kullanabileceğimiz şeylerden bir tanesi. Ben sol kemiğin kendi örnek parçası üzerinde göstermek istiyorum onu. Bazen radüslere müdahale etmemiz gerekebiliyor. Özellikle modern sektöründe ben çok görüyorum. Parça üzerinde 0,5'lik 1 milimetrelik radüsler olsa dahi bunları her zaman işlemeyebiliyoruz. Daha büyük radüsler bırakmamız gerekebiliyor. Ya da gerek olmayabiliyor o kadar küçük radüsleri işlemeye. Şöyle yapayım ben içerisindeki örnek parçadan açacağım izninizle. Şunu kullanayım. Post önemli değil. Şimdi dediğim gibi parça üzerinde birçok radius olabilir. Şu arka planda daha net görmek için düz beyaz yapalım. Şunları da kapatalım. Parçamıza baktığımızda üzerinde işte 0,5 milimetrelik, 1 milimetrelik veya 5 milimetrelik birçok radius olduğunu görebilirsiniz. Ama bizim her zaman bu radiusları işlememiz gerekmeyebilir veya en sonda bir operasyon yapmamız gerekebilir bu tarz radiusları için. Orada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Hemen kısaca bahsedeyim. Yine Paint'te gösterebilir miyim bilmiyorum. Ya da SolidWorks'te göstereyim. Daha net olacak. Örneğin şöyle bakalım. Örneğin tabanda şöyle bir radyusumuz var ve bu radyusun çok küçük olduğunu düşünelim. Bir ya da iki olabilir. Ancak biz bunu onlu küreyle ya da ne bileyim 12'lik küreyle işlemek istiyoruz. Kaba operasyonda biz düz bir takım kullandığımızda şöyle. Bu kullanmış olduğumuz takım radyusu işleyebilir boyutta. Ancak sonrasında biz küresel bir takım kullanırsak, yani bu radyustan daha büyük bir küresel takım kullanırsak, bu küresel takım da nereden geçecek? Aşağı yukarı şöyle bir bölgeden geçecek. Dolayısıyla şu kısımdaki bölgeyi biz öncesinde düz takımla işlemiş olacağız. Ve buradaki izi de parça üzerindeki radyusta görebileceğiz. Bu istenmeyen bir durum. Özellikle dediğim gibi model sektöründe ben çok fazla görüyorum. Belki aramızda bu işte uğraşanlar olabilir. Bu yüzden ben şunu yapmak istiyorum bazen. Parça üzerinde benim radyüsüm örneğin 4 ama ben bunu daha büyük göstermek istiyorum veya bunu kapatmak istiyorum. Böyle bir radyüs olmasını istemiyorum. Parçayı SolidWorks'ta çizmişsek ve radyüsleri tanıtabiliyorsak ya da bunu yapmak kolay. Kapatarak radyüsleri büyütebiliyoruz veya değiştirebiliyoruz. Ama import gelen bir dosya ise ve tüm radyüslere müdahale etme şansımız yoksa burada biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Onları tekrar tekrar silmek, oraya yeniden radyüs oluşturmak bazen eziyetli bir yöntem olabiliyor. Bunun için Solidcam operasyon menülerinde belki fark etmişsinizdir. Şu kısımda kavis yüzeyi uygula diye bir komutumuz var. Yani parça üzerine aslında radius oluşturur demek. Basit değil de ben size gelişmişini göstereyim daha net anlayalım olayı. Gelişmişe gelip yeni dediğinizde hemen sol taraftaki menüde şunu yapmanız yeterli. Ben 10R5'e göre bir radius oluşturmak istiyorum. Daha doğrusu R5 oluşturmak istiyorum. Parça üzerindeki tüm radiusleri. Buna göre de bir hesaplama yapıyorum. Şimdi program öncelikle parça üzerindeki radyusları ya da köşeleri hesaplayarak onların büyüklüğüne bakacak ve oralara STL bir dosya örecek. Bunu otomatik yapacak. Bize herhangi bir şey bırakmayacak zaten. Bizim her operasyon menüsünde bunu seçerek devam etmemiz yeterli olacak. Dolayısıyla parçanızın üzerinde 0,5 işte R1 gibi yerler olsa da şu an tamamını işlediğinizde karşınıza R5 gibi bir radius çıkmış olacak. Dolayısıyla ilk başta düz takımla kaba yaparken de o takım bizim radiuslarımıza kadar ulaşamayacak, giremeyecek diyebiliriz. Hesaplasın, bir radiuslarımızı gösterelim. Arkasından
sizin sorularınıza devam edelim. Bu aşamada dilerseniz siz de sorularınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Yavaş yavaş onlara da göz atarız birlikte. Bu işlem tabii parçanızın büyüklüğüne ve formuna göre bazen birkaç dakika alabiliyor. Sanırım yaptı. Göster diyelim. Bakın göster dediğimde görmüş olduğunuz gibi pembeyle şu an gösteriyor tüm radüsleri. Bu kısımlara R5 bir radüs oluşturdu ve ben artık parçaya finish yaptığımda ya da kaba olarak işlediğimde sanki parçanın bu radüs kısımları R5'miş gibi kapalıymış gibi işlemeye devam edecek. Yapmış olduğum her menüde de kavis yüzeylerini açarak bunu kullanırsam aynısını seçebilirim. Bu şekilde işleyerek gitmiş devam etmiş olacağım. Tabii bunun basit kısmına gelerek direkt yazabilirsiniz aslında. O kadar beklemenize gerek yok. Takım çapı 10 ve bunu 5'e göre ayarla diyerek ilerleme şansımız var. En sonunda dilerseniz sadece R5 için finish operasyonları içerisinde bir kalan talaş operasyonu yap da diyebilirsiniz. Belki şurada vardır. Bir bakalım. Kalan talaş operasyonunda biliyorsunuz sadece bizim radüslerde kullandığımız bir operasyon şekliydi. Sadece radüslere özel yapılmış bir operasyon. Şu. En son operasyon olarak bunu da kullanma şansımız var. Şimdi sizin sorularınıza bakalım. Ben mesajları kontrol edeyim. Sorular kısmında çok bir şey göremiyorum ama acaba bir problem mi var bu kısımda? Geçen hafta da böyle bir şey olmuştu sanki. Sunum programında ses görüntü senkronizasyon iyi değil diyenler var ama şu an arkadaşlarımız da takip ediyor. Onlardan da bilgi alalım bu konuda. G kodu çıkartırken FANUC veya Siemens'e göre postu nasıl ayarlıyoruz demişsiniz. Öncelikle bu her iki postunda sizde olması gerekiyor. Sonrasında örneğin burada şu an 4x'te bir post seçilmiş. Eğer değiştirmek isterseniz şuradaki cam parça yöneticisine çift tıklayıp bu değil de işte neyle devam edelim? Siemens'le ben kod almak istiyorum diyerek devam edebilirsiniz. Varsa direktlenme operasyonu bunlar da değişiklik olacaktır sadece. Ama onun dışında kod aldığınızda şöyle çıkartalım. Oluşacak kod artık Siemens'e göre olacak. Parçanızın kimini yapıp en son bunu değiştirebilirsiniz. İlk başta seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Siemens halinden okuma şeklinde devam edebilir. Ama dediğim gibi öncelikle klasörünüzde mutlaka bu postların olması gerekiyor. Onları göstermiş olmanız gerekiyor. Teşekkürler diyenler var. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. TSM işlemede hangi komut olursa olsun fark etmez. Hiçbir sınır seçmeyip işleme sınırlarını otomatik hedef seçip fakat şu yüzeye girme veya birkaç yüzeye girme seçeneği var mı? Ama yüzey olarak seçeceğiz demişsiniz. Şöyle HSM içerisinde yok. Bunu bir sınır olarak seçiyorsunuz ama bu sınırı oluştururken yüzey olarak da sınırınızı oluşturabilirsiniz. Yüzeyi seçerek de bunu yapabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim. İlerleyen webinarlarda Turbo HSM modülünden size de bahsedeceğiz. Turbo HSM modülü de yeni gelen HSM modülü, yeni gelen operasyonlardan bir tanesi. Burada dilediğiniz yere girme kısmını sizin bahsettiğiniz gibi yüzey olarak seçebiliyorsunuz. Hatta şunu da diyebiliyorsunuz. Seçtiğim yüzeyde 0,5 bırak, diğer yüzeyde 0,1 bırak, bu yüzeyde 1 milimetre bırak şeklinde farklı yüzeylerde farklı offsetlerle tanımlayabiliyorsunuz. O kısım biraz daha detaylı olacak. Ama HSM içerisinde bu yüzeye girme mantığı direkt olarak yok. Bunu genellikle yüzey seçme mantığı olan yazılımlarda görebilirsiniz belki ama SolidCAM'daki HSM modülü aslında bir sınır işleme yöntemi üzerinden çalışan bir modül. Dolayısıyla onu bir sınır olarak belirtmemiz gerekiyor. Ama şunu yapabiliriz dediğimiz gibi. Örneğin işleme sınırı olarak ne diyeyim mesela? Az önce yaptığım işlemde vardı aslında.
kullanı tanımı sınırı değil de buradan bir yüzey diyebilirsiniz. Bu yüzeyi seçerken, pardon, işte iki farklı yüzey seçersiniz şu şekilde. Ama şurayı işlemek istemiyorsunuzdur. Dolayısıyla bu iki yüzeye göre sınır oluşacağından dolayı şu arada kalan bölge işlemeyecektir. Hangisi kolayınıza gidiyorsa bunun sınırı seçme yöntemini de yapabilirsiniz veya yüzey seçerek de yapabilirsiniz. Ama tam olarak dediğiniz şey değil tabii. Takım çarpmasını önlemek için G kodu aldıktan sonra kod yazmadan bir çözüm var mı? G kodunu aldıktan sonra G kodunu aldıktan sonra G kodunu doğrulayabilen belli yazılımlar var. Eğer bunlardan birine sahipseniz burada G kodlarınızı test edebilirsiniz. Tek yöntem de bu. İşte SIMCO olabilir görmek adına. Verikat olabilir. NC-SIMUL, NC-BRAIN olabilir. Ya da Manus'un ve Yanicsoft'un yapmış olduğu takım yolu doğrulama yazılımları olabilir. Bunları görebileceğiniz bu tarz bir yazılım kullanıyorsanız şayet G kod üzerinden simülasyon yaparak makine simülasyonu üzerinde veya normal simülasyon üzerinde çarpmaları görme şansınız var. CAM yazılımı içerisinde çarpmaları zaten görürsünüz tutucu ve takım çarpmalarını. Burada sizi uyarır. Ama ben kompleks bir tezgah kullanıyorum. İşi garantiye almam gerekiyor. Çıkarmış olduğum G kodundan da bunu tekrar test ederek tezgaha göndermem gerekiyor diyorsanız burada yapmanız gereken şey harici bir takım yolu doğrulama yazılımı kullanmak. Az önce ismini saydığım yazılımlardan bir tanesi işinizi çözebilir. Bununla ilgili de gerekli araştırma yapabilirsiniz isterseniz. Bizim kullandığınız tezgah önemli. Bu anlatımı paylaşacağız. Kapatmadan nereye attığımı da göstereyim tekrar herkes için. Hem parçaları hem de videoyu TekYaz blog sayfamıza yüklüyoruz. Güvenli düzlem ile çözemediğimiz durumda demişsiniz ama mesajın gerisi gelmemiş. Rıza Bey. Mesajın gerisi gelmemiş. Tam anlamadım. Güven düzlemini çözemediğimiz durumda. Bakıyorum hemen. Başka kemde var demiş Hasan Bey. Ankara'dan. Takım değiştirmeden parça referansa gitmeli. Kod yazarsak bazen unuttuğumuz satır oluyor ve takım çarpıyor. Aslında bunu post içerisine tabii ki ekleyebiliriz. Bu seçeneklerden bir tanesi. Takım değiştirmeye gitmeden önce X, Y, Z hangisini istiyorsanız referansa gönder diyebiliriz. Bu zaten yaptığımız şeylerden bir tanesidir. Bunu eğer söylerseniz, kullanıyorsanız, sorurken kullanırsanız, destek hattımıza yazarsanız o şekilde ayarlarız postunuzu. En son işlemi tekrar yapabilir misiniz? Herhalde Redis'lerden bahsediyorsunuz diye düşünüyorum. Redis oluşturma. Hemen göstereyim hızlıca. Herhangi bir operasyon açabiliriz. Geometri bölümüne geldiğinizde kabis yüzeyleri uygula yöntemi. Aslında iki seçenek var burada basit ve gelişmiş olarak. Dilerseniz basiti kullanıp 10 ve R5. Yani parça üzerindeki tüm modülleri R5'e göre uyarla diyebilirsiniz. Bunu görmek için gelişmiş kısmına gelip daha önce yapmıştık hemen ben düzenle deyip gireyim. 10 ve R5'e göre hesapla deyip arkasından göster dediğinizde şu şekilde oluşturduğunu görebilirsiniz. Ama dediğiniz farklı bir şeyse lütfen tam olarak yazarsanız onu da anlatırım. Ama yöntemimizin ismi kavis yüzeyleri uygula. Hemen geometri sayfasında alt kısımda yer alan bölüm. Parçanın yazılımına nereden girmiştiniz? Parçanın yazılımı derken kod mu acaba? C kodu mu? Bahsettiğimiz şey. Değiştirmek için
Gen parçaya çift tıklamıştık. Buradan farklı bir ünite, örneğin Faruk 2025 seçip onay vermiştik. Sonra da sağ tıklayarak G kodunu oluştur demiştik. Yani bahsettiğimiz buysa da Fanuc G kodu. Mesela az önceki soru için bakacak olursak takım değiştirmeden önce bu post içerisinde Z'i referansla gönderiyor. Tabi bazen divizör kullanıyorsanız parçaya çarpma riski varsa X'i Y'ye de göndermek gerekebilir. Bununla ilgili durumu da yazarsanız teknik destek ekibimize ya da bize o konuda gerekli olan düzenleme yapılacaktır. Devam ediyorum şöyle. Takım koduna ve takım yazılımına demişsiniz ama herhalde bu şeyden bahsediyoruz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Konulama. Tamamdır. Doğru bir şeye bakmışız. Tekrar ben teşekkür ediyorum Halil Uysal. Uzun zamandır görüşmediğimiz kişileri de burada görmek hakikaten sevindirici. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. SolidWorks Cam ile SolidCAM arasındaki farklar nelerdir? SolidWorks Cam ile ilgili çok detaylı bir bilgim yok. Ama SolidCAM bu kadar detaylı mıdır? O konuda bir fikir yürütemeyeceğim. Biliyorsunuz SolidWorks bir CAM yazılımının belli modüllerini alarak içerisine ekledi. Ancak tabii şu an nasıl ilerliyor bilemiyorum. Ben tamamen SolidCAM üzerine çalıştığım için çok kurcalama fırsatım olmadı. Ancak SolidCAM kadar detaylı olmadığını görüyorum. Tabii kıyaslamak çok doğru değil. Tam emin olmadan da size bir şey söylemem zor bu konuda. Mutlaka orada da belli şeylere müdahale edebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuzdur. Ben teşekkür ederim, teşekkür ediyorsunuz. Devam ediyorum sorularınıza. Turbo 3D HSM opsiyonel bir modül değil. Bu bakım anlaşması olan tüm 3 eksen kullanıcıları için otomatik olarak gelecek olan bir yeni modül. Burada bizim özel olarak istemiş olduğumuz belli şeyler vardı HSM ile ilgili. Aynı zamanda kullanıcıların talepleri vardı. Bu yönde geliştirilmesini istediğimiz yeni bir modüldü açıkçası. Tıpkı bir HSM aslında, bir fark yok arasında. Ama bu sizin bahsettiğiniz yüzey seçerek işleme, farklı yüzeylerde farklı offsetler bırakabilme ya da çok pardon belli aralığı belli pasoyla sonraki aralığı farklı pasolarla işleyebilme gibi çok fazla değişik özellik var. Farklı hızla hesaplama hızları örneğin bu çok önemli şeylerden bir tanesi, büyük parçalardaki hesaplama hızı gibi çok değişik yeniliklerle karşınıza çıkacak. Bununla ilgili bir webinarımız olacak. Onunla ilgili duyurularımızı takip ederseniz o konuda detaylı bir sunum yapacağız. Önümüzdeki hafta Torna ile devam edeceğiz ama ilerleyen haftalarda bu artık stabil olarak devam edecek bir webinar haline geldi bizim için. Elimizden geldiğince bunu bırakmadan her hafta yapmayı planlıyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta arkadaşımız Soner Möcük Torna ve CXM Torna ile devam edecek. Arkasından CAIRO Automat, HSS, iMachining şeklinde devam edeceğiz, gideceğiz. Bu yeni modülle ilgili de mutlaka ya ayrı bir webinarımız olabilir ya da bu webinar serileri içerisinde yerini alabilir. 2019 SolidWorks ve SolidCAM kullanıyorum ancak HSS kilitli. 2019'da Turbo HSM aktif olmayabilir. 2020 ile lanse edilecek bir şeydi çünkü. HSS kilitli demişsiniz ama HSS lisansınızla alakalı da olabilir. Tam bunu mail atarsanız firma isminizi bilmediğim için hani lisansınızı kontrol etmem gerekiyor. Belki lisans da alınmamış da olabilir. Ya da eklenmemiş olabilir. Ona bakalım dilerseniz. Şuradaki Soilcam destek hattımıza veya
bana mail atabilirsiniz konuyla ilgili bu tarz sorularınızı. Kontrol edelim. G41 kodunu kullanırken örnek takım çapı 10 mm. Tezgahta eksik offset verebiliyor muyuz? Tamam ama artı 0,01 de olsa veremiyoruz. Normalde bunun kullanımının iki yöntemi var aslında. Biz CAM'den G kodunu alırken direkt olarak takım merkezine göre G kodu alabiliyoruz. Yani %100 bir parçanız var. Onluk takımla işliyorsunuz. Normalde dışından dolanmanız gerekiyor. X ve Y değerinizin 110 olması gerekiyor örneğin. Bu şekilde yapabiliriz. Bunu yaptığımızda sizin takım çapınızı tezgahta sıfır olarak girmeniz gerekiyor ve sadece offset değerini değiştirerek giriş yapmanız gerekiyor. 0,1, 0,2 gibi. Diğer bir seçenek ise takım yolunu merkeze göre çıkarmak. Yani siz dışarıdan git deseniz dahi takıma SolidCAM G kodu çıkartırken tıpkı takım merkezinden gidiyormuş gibi G kodu oluşturur. Siz takımın yarı çapını tezgahınıza girdiğinizde de otomatik olarak offsetleyerek doğru offsette ilerler. Önceklerinin hangisini kullanıyoruz? Ona bir bakmak gerekiyor. Hatanın nedeni bazen giriş ve çıkış ayarları da olabiliyor. Parçaya herhangi bir yaklaşma, giriş ve çıkış vermemişseniz o aralıkta kompanse de edemeyebiliyor. Bunlarla ilgili olabilir. Tam hatanın nedenini bir anlamamız gerekiyor öncelikle. Ne dilerseniz mail atabilirsiniz. Örnek G kodu varsa elinizde onu da gönderebilirsiniz. Onu da biz kontrol edebiliriz sizin için. Test edebiliriz. Hasan abimiz yazmış bunu zaten. Tamam o zaman. Dört ve beş eksen için webinarlarımız olacak. Evet, bu üç eksen serimizi bitirdikten sonra onunla ilgili de çalışmalarımız olacak. Tezgah kinematiklerini de anlatacağız. Açılı kafayı da anlatacağız. Planlarımızın içerisinde hepsi var. Sırayla yavaş yavaş gidiyoruz. En son soru olarak bunu gördüm. Şunu da sorayım ben. Geçtiğimiz webinarlara nereden gireceğiz? İnterviyor muyuz denmişti. blog.tekyaz.com adresine gelirseniz şu kısımda görüyorsunuz. Buradan SolidCAM kısmına girdiğinizde geçmiş webinarlarımızı burada izleyebilirsiniz. Bütün diğer giriş, 2,5 eksen ve 3 eksenin ilk bölümüne ait webinarlarımız burada. Aynı zamanda bunlara tıkladığınızda hemen alt tarafta benim kullanmış olduğum, şu an kullanmış olduğum CAM parçalarını indirme şansınız da var. Ben buradaki linkleri de yeniledim. Şu an bir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız parçalarla ilgili bana zaten birçok arkadaş ulaştı. Mailden veya sosyal medya aracılığıyla mail de atabilirsiniz. Ben elimden geldiğince bunları hızlı dönüş yapmaya çalışıyorum ve parçaları size ulaştırıyorum. Ben şu an farklı bir soru göremedim. Yine kafanıza takılan bir soru olursa lütfen buradaki mail adreslerinden bizlere ulaşın.